İyi misin kızım? Yüce Tanrı aşkına. Başına ne kötü bir şey gelmiş. Ben de iyi misin diye soruyorum. Babaanne ben iyiyim. Bana bir şey olmadı. Sanskar yanıma bile yaklaşmadı. Ben bu oyunu oynadım çünkü... Svara ile Sanskar'ın bu evden gitmelerini istiyorum. Çünkü Svara bana yemin etti ve... Ne oldu babaanne? Nereye gidiyorsun? Doğru mu söylüyorsun kızım? Evet babaanne, bir şey olmadı. Bunun şakası bile olmaz Ragini. Bir kadın olarak kendi iffetinle nasıl oyun oynayabilirsin? Nasıl bu kadar alçalabildin? Ben seni böyle yetiştirmedim. Ama babaanne... Benim başka bir yolum yoktu. Sana daha önce de söyledim. Eğer yanlış bir şey yaparsan seninle önce ben bağımı kopartırım. Hayır. Bundan sonra öyle bir şey yapmayı düşünme bile. Ama babaanne, Svara ve Sanskar da çok kötü şeyler yapıyorlar. Svara Lakşa'yı elimden alacağına yemin etti. Yemin etti babaanne. En azından senin beni anlayacağını sanmıştım. Yanımdasın sanmıştım. Sen bunları yapacaksın, ben de yanında mı olacağım? Asla senin yanında olmam. Senin yüzünden bugün başım öne eğildi. Babaanne, Svara ve Sanskar bu eve geldiklerinden beri nefes almam bile zorlaştı. Ama sanırım haklısın babaanne. Bugün ben çok büyük bir hata yaptım. Gidip herkese anlatacağım. Ne olacaksa olsun. Dur Ragini. Bana yemin et. Bir daha böyle iğrenç ve adice bir şey yapmayacaksın. Asla böyle bir şey yapmayacağım babaanne. Peki. Olan oldu kızım. Unut hepsini. Ama kimseye bir şey söylemene gerek yok. Tamam mı? Çünkü eğer söylersen seni asla anlamazlar. Herkes seni hatalı bulur kızım. Sakın bir şey söyleme. Eğer söylersen seni evden atarlar. Ve Svara da herkesin gözünde kraliçe olur. Ama babaanne. Babaanne. Sen yanımdasın değil mi? Evet kızım. Ben hep senin yanındayım. Çünkü sen haklısın. Sadece bu defa hata yaptın. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. He? Büyük hata yaptın. Svara, neden bizi mutfağa çağırdın? Demek mutfağa geldin Ragini. Ve sonra biri sana arkandan saldırdı. Evet. O zaman içeride çok çamur olmalıydı. O kişi camdan girdiyse yerler çamur olmalıydı, öyle değil mi? Pencereden girerken ayakkabılarını çıkarmış olması da mümkün ama, değil mi? Bir dakika. Ayrıca o kişi de Sanskar'dı.
mutfağı odasından geldi ve Ragini'ye iğrenç bir şey yaptı. İşte bu yüzden yerde ayak izi yok. Ragini, neden mutfağa gelmiştin? Su için. Yani suyu karanlıkta mı içecektin? Sıvara, ne saçmalıyorsun? Bana bak, neden sen sürekli torunuma bu kötü olayı hatırlatıp duruyorsun? Bak, eğer araştırma yapmak istiyorsan yap. Ama torunumu buna karıştırma. Gel kızım. Bir dakika Bayan Parvati. Ragini de bu araştırmaya katılacak. Bayan Parvati, bu olaya iki insan karışırsa ikisi de sorgulanır ve ikisi de cevap verir. Karanlıkta su içmen konusunu netleştiriyorduk Ragini. Hayır, ışığı açmıştım. O zaman Sanskar geldiğinde onu görmen gerekirdi. Hayır. O zaten mutfakta bekliyormuş. Ben su içerken o ışığı kapattı ve saldırdı. Kaçarken de bilekliği düştü. Bir dakika. Yani sen aşağı inerken çok mu ses çıkardın? Su içmeye geliyordun. Sanskar bunu bilmeden neden mutfağa saklandı peki? Yani su içmeye geleceğini nereden biliyordun? Sonuçta herkes mutfağa inebilirdi. Ben, annem, yengem, amcam. Sadece senin geleceğinden nasıl bu kadar emin oldu ki? Bunu bilmiyorum. Ama Sanskar mutfaktaydı. Peki. Peki Sanskar sana saldırdığı zaman sen ne yaptın? Bir erkek bir kadının iffetini lekelemeye çalışırsa o kadın ne yapar? Yardım istemek için bağırır. Ben de öyle yaptım. Ailem yardım etsin diye bağırdım. Peki. Amca, söylediğim zaman şu kırmızı düğmeye basar mısın? Lakşia'nın odasından buraya ne kadar zamanda gelindiğine bakacağım. Sıvara, bu ne saçmalık? Süreyle ne kanıtlayacaksın? Masum olduğunu mu? Sabaha kadar zamanım var. Lütfen. Bırak da çalışayım. Amca, kronometreyi çalıştır lütfen. Ne kadar sürdü amca? 40 saniye. Tamam. Peki tekrar çalıştırır mısın lütfen? Amca, ne kadar sürdü? 50 saniye. Amca,
Ne kanıtlamaya çalışıyorsun sen? Ragini yardım istediğinde koşarak gelmişsindir, değil mi? Evet, Sanskar bunları yaptıysa tam o sırada koşarak yukarı çıkmalıydı. Ama ne söylemeye çalışıyorsun? Annapurna, bırak da konuşsun, mantıklı konuşuyor. Teşekkür ederim amca. Hepiniz yukarı yaklaşık 10-15 saniyede çıktığımı gördünüz. Eğer bunu yapan kişi Sanskar'sa, o zaman biri onu yukarı çıkarken görmeliydi. Ama görmedi. Lakşya yanına gittiğinde ise Sanskar uyuyordu. Mutfaktan dışarı pencereden çıktıysa ne olacak peki? Oradan tırmanıp odasına çıkmıştır. Olamaz mı? Savara, Lakşa'nın dediğini de kabul edebiliriz. Bay Durga Prasad. Yani ne ediyoruz tabii. Lakşa'nın söylediği doğru. Evet, kabul edebiliriz. Ama Sanskar'ın Ragini'nin su içmeye geleceğini nasıl bildiğini hala anlayamadım ben. Başkası da gelebilirdi. Tekrar düşün Ragini. Sanskar olduğundan emin misin? Evet Svara, Sanskar olduğundan eminim. Ayrıca mutfakta bilekliğini bulduk. Bu da delili sonuçta. Peki. Amca, siz, ben, Sanskar ve Lakşya hariç herkesin odalarına gitmelerini istiyorum. Ve ışıklar söndükten 2 dakika sonra buraya gelsinler. Svara, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü çok az zamanın kaldı. Bana bak, yine oyuna başladın sen. İnsanları parmağında oynatıp duruyorsun. Bir şey kanıtlayamayacaksın. Bana bak, Sanskar'ın yaptığını kabul et. Doğru söylüyorsun büyük anne. Ben de sıkıldım artık. Svara'nın Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlamak için sabaha kadar zamanı var. Bu süreyi ona ben verdim. Ve ona yardım etmek bizim görevimiz. Herkes odasına gitsin Lakşya. Ve Sanskar, siz kalın. Svara, aileye durumu anlattım. Ama ne yapmaya çalıştığını hala anlayamadım. Ragini'nin aşağı inmesini istiyorum amca. Ama 2 dakika sonra gelecek zaten. Lakşya. Svara ne diyorsa onu yap. Yürü. Dur. Sen değil. Sanskar getirecek onu. Ben mi? Neden Ragini'yi o getiriyor? Bunları yapan o zaten. Lakşya, herkesin önünde bir şey yapmaya çalışması için insanın deli olması gerekir bence. Kesinlikle Lakşya. İki dakika sonra inmeliyiz.
Tanrım. Svara'nın aklından ne geçiyor? Çok az zaman kaldı. Kim o? Büyük anne, Lakşi'ye ben. Ragini'yi aşağı götürmeye geldim. Tamam oğlum. Git kızım. Bir şey olmaz, merak etme, git. Ne olduğunu hiç anlamıyorum. Hala bir dakika var. Otuz, 29, 28. Kimse bir şey söylemesin lütfen. 15 saniye kaldı. Hadi gidelim. 10, 9. Affedersin Lakşa. 8, 7, 6, 5. Bir. Svara, bununla ne kanıtlamaya çalıştın? Amca, mutfağın karanlık olmasına rağmen Ragini ona saldıranın Sanskar olduğundan çok emindi. İnsanları bu kadar iyi tanıyorsa, neden şimdi Lakşya ile Sanskar'ı ayırt edemedi? Neden Sanskar'ı Lakşya sanıp onunla aşağı indi? Çünkü bana Lakşya olduğunu söyledi. Aynen öyle amca. Ragini ikisinin seslerini bile ayırt edemiyor daha. Nasıl bu kadar özgüvenle mutfakta kendine saldıran kişinin Sanskar olduğuna iddia edebiliyor peki? Ben size Sanskar'ın masum olduğunu kanıtladım. Eğer hala bana inanmıyorsanız, masum olduğunu kanıtlamak için hala sabaha kadar zamanım var. Bak Svara, ne dersen de, ne yaparsan yap, ne saçmaladığının benim için hiçbir değeri yok. Sanskar'ın suçlu olduğunu biliyorum. Senin ne düşündüğün de benim umurumda değil. Sanskar'ın masum olduğunu kanıtlayacağım. Ve bunun için çok zamanım var. Lakşa, Svara doğru söylüyor. Odana git hemen. Svara ne istiyorsa yapacak. Svara, Sanskar'ımın masum olduğunu kanıtlayabilecek misin? Evet anne. Seni seviyorum Svara. Svara ne olduğunu söyle.